Merhaba arkadaşlar, Sözel Mantığın 3. videosuyla devam ediyoruz soru çözmeye. Özel bir şirkette pazarlama bölümünde çalışan Arif, Benhur, Cenk, Davut ve Ersin, Kastamonu, Muğla, Niğde, Samsun ve Trabzon illerinden il tercihi yapacaklardır. Bu tercihlerle ilgili şunlar bilinmektedir. Bütün iller ikişer kez seçilmiştir. Birinci ve ikinci tercihi aynı il olan tek kişi Benhur'dur. Davut'un birinci tercihi Niğde, Cenk'in birinci tercihi Muğla'dır. Arif'in birinci tercihi ile Ersin'in ikinci tercihi aynı ildir. Ersin'in birinci tercihi ile Cenk'in ikinci tercihi aynıdır. Arif'in birinci tercihi Kastamonu'dur. Evet, şimdi gene düz bir metin olarak okuduk. Kafamızda şekillendirmemiz zor oldu. Şimdi bunu kişilere göre tercihlerini dağıtmaya çalışalım. Kişilerimiz kim? Arif, Benhur, Cenk, Davut ve Ersin. Herkes iki tercih yapmış. Birinci ve ikinci tercih diyorum. Ve her ilde ikişer kez seçilmiş arkadaşlar. Kastamonu, Muğla, Niğde, Samsun, Trabzon illerinin her biri ikişer kez seçilmiş. Birinci ve ikinci tercihi aynı il olan tek kişi Benhur'dur. Şimdi arkadaşlar, Benhur dışında aynı tercihi yapan yok. Benhur'un tercihleri aynı olacağı için bunu gene sembolle ifade edeyim. Birinci tercih üçgense ikinci tercihi de üçgen olacak. Davut'un birinci tercihi Niğde. Cenk'in birinci tercihi Muğla'dır. Şöyle ayırarak gidelim arkadaşlar. Arif'in birinci tercihi ile Ersin'in ikinci tercihi aynı ildir. Şimdi Arif'in birinci tercihine kutu dersek Ersin'in ikinci tercihi kutu olacak bu sefer de arkadaşlar. Ersin'in birinci tercihi ile Cenk'in ikinci tercihi aynıdır. Buraya da arkadaşlar şöyle yıldız atalım. Ersin'in birinci tercihi ile Cenk'in ikinci tercihi aynı olacaktır diyor. Arif'in birinci tercihi Kastamonu'dur. Ha, o zaman arkadaşlar, Arif'in birinci tercihi Kastamonu'ysa kareye gerek kalmadı. Kare dediğimiz yer Kastamonu'ymuş. O zaman şurası da Kastamonu olacak. Evet, şimdi elimizdeki iller nelerdi? Kastamonu'dan 2 tane vardı, Muğla'dan 2 tane vardı, Niğde'den 2 tane vardı, Samsun'dan 2 tane, Trabzon'dan 2 tane olacaktı. Kastamonularla ilgili sıkıntı kalmadı, onlar gitti. Bir tane M, bir tane N de gitti. Evet, şimdi arkadaşlar bir şeye dikkat ettiniz mi? Davut'un ikinci tercihinin N olması mümkün değil. Çünkü aynı il tercih eden sadece Benhur'du. O zaman o elimizdeki ikinci N neresi olacak? Mecburen Arif'in ikinci tercihi olacak. Neden? Arkadaşlar üçgene N edersek 2 tane N, bir de burada 3 olmuş olur. Yıldıza N edersek 2 N, bir de burada 3 tane Niğde olmuş olur. Niğde için tek uygun yer Arif'in ikinci tercihi. Peki Muğla için uygun yer neresi? Şöyle bir baktığınızda Muğla için uygun yer, evet arkadaşlar, Davut'un ikinci tercihi uygun. Burası da Muğla olacak. Muğla da gitti. O zaman üçgen ve yıldız için ne kaldı? Samsun ve Trabzon. Hangisi Samsun, hangisi Trabzon belli değil ama. Üçgen Samsun'sa yıldız Trabzon, yıldız Samsun'sa üçgen Trabzon olacak. Şimdi bakalım sorularda bu yerleştirmeleri nasıl sormuş. Evet, tablomuzu da alalım. Şimdi tablomuza bakarak sorduğu sorulara cevap vermeye çalışalım. Yaz, yukarıdakilerden hangileri kesin olarak bilinebilir? Arif'in ikinci tercihi olan il. Evet, bilinebilir arkadaşlar. Niğde. Ersin'in birinci tercihi bilinemez. Ersin'in birinci tercihi ya Samsun ya Trabzon'dur. Cenk'in ikinci tercihi olan il. Cenk'in ikinci tercihi gene bilinemez arkadaşlar. Ya Samsun ya Trabzon. Yani doğru cevap yalnız bir olur. Arif'in birinci tercihini bilebiliriz. İkinci soru.
Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Ben Hur'un birinci tercihi Trabzon'dur. Arkadaşlar, Ben Hur'un birinci tercihinin Trabzon mu Samsun mu olduğu belli değil. Bu kesinlik yok bu ifadede. Cenk'in ikinci tercihi Trabzon'dur. Cenk'in de gördüğünüz gibi ikinci tercihi hakkında bir kesinlik yok. Arif'in ikinci tercihi Samsun'dur. Bu kesin yanlış. Arif'in ikinci tercihi Niğde. Davut'un ikinci tercihi Muğla'dır. Evet arkadaşlar, Davut'un ikinci tercihi Muğla'dır. Bu doğru cevap. Ersin'in birinci tercihi Niğde'dir. Ersin'in birinci tercihinde gene kesinlik yok. Hatta Niğde'dir demiş, pardon. Kesin yanlış. Ya Samsun ya da Trabzon olmak zorunda. Aşağıdakilerden hangisi kesin yanlıştır? Cenk'in ikinci tercihi Samsun'dur. Belli değil arkadaşlar. Kesinlik yok. Ersin'in birinci tercihi Muğla'dır. Evet, bu kesin yanlış. Ersin'in birinci tercihi Muğla olamaz. Muğla tercihlerini Cenk ve Demir yapmıştı zaten. Doğru cevap Bursa. Öbür şıkları okuyalım. Arif'in ikinci tercihi Niğde'dir. Bu doğru. Benhur'un birinci tercihi Trabzon'dur. Olabilir. Cenk'in ikinci tercihi Trabzon'dur. Olabilir. Belli değil. Kesinlik yok. Doğru cevap Bursa. Evet, bir sonraki soruya geldik arkadaşlar. Bir mağazada Ali, Burak, Cem, Dursun, Ersin, Fırat ve Hakan adlı kişiler siyah veya lacivert renkte olan gömlek, pantolon ve ceket almışlardır. Her ürünün siyah veya lacivert renklerinden en az bir ürün alınmıştır. Her müşteri yalnızca bir ürün almıştır. Siyah ürün alan müşteri sayısı lacivert ürün alan müşteri sayısından fazladır. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, genelde ilk üç bilgi, genelde dediğim ilk üç bilginin tamamı ürün ve renk dağılımı olarak ifade edilmiş. Biz de öyle yapalım. Hani kendisi öyle ifade etmiş. Biz de öyle yapalım. Siyah ve lacivert diye bölelim. Siyahlar gömlek kendi içinde, pantolon, ceket. Lacivertler gömlek, pantolon, ceket diyelim bakalım. Şimdi ilk bilgiyi tekrar okuyorum. Her ürünün siyah veya lacivertlerini renklerinin en az bir ürün alınmıştır. Renklerinden olacak herhalde orası arkadaşlar. Renklerinden en az bir ürün alınmıştır. Yani bunların hiçbiri boşta kalmıyor. Yani şu an her birine bir kişi kesinlikle gelmek zorunda. En az bir kişi. Ha, bu 6 kişi olduğunu gösterir. Bizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var. Demek ki bunların bir tanesi 2 kişi almış. Bir tanesini 2 kişi almış. Siyah ürün alan müşteri sayısı lacivert ürün alan müşteri sayısından fazladır. Şimdi arkadaşlar, toplam 7 kişiydi. Her birine birer kişi gelebilir dedik. Bu da 6 kişi olduğunu gösterir. 7. kişi için de dedik ki ya siyah gömlek, siyah pantolon, siyah ceket ya da lacivert gömlek, pantolon, lacivert ceket olacak dedik. Yani 4. kişi fazladan. Fazlalık da kimdeymiş? Siyah ürün alan müşteri sayısı lacivert alan müşteri sayısından 4 fazladır. Demek ki burada 4 kişi, burada da 3 kişi var. Burak ile Cem aynı renk ceket almıştır şimdi. Evet, bakın güzel. Burak ile Cem aynı renk ceket almıştır diyor. Demek ki arkadaşlar, ceketteymiş fazlalık. Siyah ürün değil miydi fazla olan? O zaman Burak'la Cem siyah ceket aldı arkadaşlar. Burak'la Cem'i siyah cekete yazdık. Dursun ile Ersin farklı renkte aynı ürün almıştır. Şimdi bu ceket değil kesin. Dursun ile Ersin'in aldığı ürün ceket değil. Ya gömlek ya pantolon. Bu Dursun. Bunu yazmayalım. Burak ile Fırat aynı renk ürün almıştır. Şimdi Burak ne renk aldı? Siyah. O zaman Fırat da siyah alacak. Fırat burada, siyahlarda. Ama gömlekte mi pantolonda mı belli değil. O da Dursun. Ali pantolon almıştır. Şimdi arkadaşlar,
Ali pantolon almıştır. Siyah pantolon mu, lacivert pantolon mu? Buna karar vermemiz lazım. Şimdi kontenjanlarımız neydi arkadaşlar? Siyahta 4 kişilik, lacivertte de 3 kişilik kontenjanımız vardı. Siyahta şu an 3 kişi var. Fakat şu cümleye dikkat. Dursun ile Ersin farklı renkte aynı ürünü almıştır. O zaman Dursun ile Ersin'in birisi kesin siyahta, diğeri de lacivertte mi olacak? Diğeri de lacivertte olacak Dursun Ersin. Tabi bu arada hani yer değiştirebiliyorlar. O zaman arkadaşlar siyahın kontenjanı doldu. 4 kişi oldu. Siyahın kontenjanı dolduğuna göre Ali pantolon almıştır diyor. Ne renk pantolon olacak mecburen? Lacivert. Ali de burada. Tamam. Şimdi ne demiştik? Burak'la Dursun ile Ersin farklı renkte aynı ürünü almıştır. Arkadaşlar şimdi Dursun'la Ersin farklı renkte aynı ürünü almıştır. Pantolon olabilir mi? Hayır. Pantolon bir burada, iki burada olmuş olur. O zaman bir ürün boşta kalır. Gömlek olabilir mi? Evet. Dursun buradaysa Ersin burada. Bunlar da yer değiştirebilir. Şunu da silelim. Arkadaşlar o zaman Fırat'a neresi kalmış oluyor? Fırat'a siyah pantolon. Fırat'a da siyah pantolon kaldı. Evet, şimdi yazmadığımız kim kaldı arkadaşlar? Toplam dikkat ederseniz 6 kişiyi yazdık. Bir lacivert ceket kaldı. Lacivert cekette kim alacak arkadaşlar? Boşta bir kişimiz kaldı. Hakan. Hakan da lacivert ceket almış oldu. Evet arkadaşlar, tablo tamamen oturdu. Bir tek Dursun'la Ersin'in yeri sabit değil. Onlar kendi aralarında yer değiştirebiliyorlar. Onu da halledersek soruyu tamamlamış olacağız. Şimdi şurada ufak bir silme yapayım. Çünkü kopyaladığımda şu bölümü almayacak. Şöyle Dursun diyeyim. Evet, şimdi gelelim sorulara. Tablomuzu yine keselim buradan. Evet, okuyalım şimdi soruyu. Hangileri lacivert ürünü almış olabilir? Bakalım, olabilir soruyu arkadaşlar, kesinlik yok. Burak. Mümkün değil, Burak siyah aldı. Dursun. Olabilir, Dursun arkadaşlar, Dursun Ersin yer değiştirebiliyor. Dursun lacivert ürünü almış olabilir. Hakan, evet o kesin. Hakan lacivert ceket aldı demiştik. Doğru cevap 2-3. Denizli. Bir sonraki soruya bakalım neymiş. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Ersin ile Fırat aynı renk kıyafeti almıştır. Ersin ile Fırat olabilir arkadaşlar. Dursun Ersin yer değiştiriyor. Ersin ile Fırat aynı renk almış olabilir ama olabilir. Kesinlikle yok. Ali ile Hakan farklı renk kıyafeti almıştır. Bu kesin yanlış arkadaşlar. Ali ile Hakan her ikisi de lacivert renk ürün alıyor. Yani doğru cevap Bursa olmuş olur. C şıkkını da okuyalım. Burak ile Hakan aynı kıyafeti almıştır. Burak ile Hakan, evet, ikisi de ceket almış. Dursun ile Fırat farklı kıyafet almıştır. Bu da kesin doğru. Dursun ile Fırat farklı kıyafeti almışlar. Ali ile Ersin farklı kıyafeti almıştır. Bu da kesin doğru. Doğru cevap 5 şıkkıydı arkadaşlar. Hangisi kesin olarak bilinemez? Siyah gömlek alan kişi. Evet,
Siyah gömlek alan kişiyi kesin olarak bilemiyoruz arkadaşlar. Siyah gömlek alan kişi ya Dursun'dur ya Ersin'dir. Doğru cevap Adana. Öbür şıkları okuyalım. Gömlek alan kişiler. Gömlek alan kişiler belli. Dursun, Ersin. Renkleri belli değil. Siyah pantolon alan kişiler. Belli. Fırat. Siyah pantolon Fırat aldı. Lacivert ceket alan kişi sayısı. Lacivert ceket alan kişi sayısı 1. O da belli. Siyah ceket alan kişiler. O da belli. Burak ve Cem. Gördüğünüz gibi doğru cevap Adana'ydı. Son sorusu arkadaşlar. Burak ile Ersin'in aynı renk kıyafet aldığı biliniyorsa. Şimdi Burak ile Ersin'in aynı renk kıyafet aldığı biliniyor. O zaman arkadaşlar şurayı karalıyorum. Ersin mecburen siyah aldı. Dursun da lacivert aldı. Burak ile Ersin'in aynı renk kıyafet aldığı biliniyorsa demiş. Ersin ceket almıştır. Hayır, gömlek almıştır. Doğruyu arıyoruz. Dursun lacivert renkte kıyafet almıştır. Evet, doğru. Dursun lacivert renkte kıyafet almıştır. Hakan gömlek almıştır. Yanlış, Hakan ceket aldı. Fırat lacivert renkte kıyafet almıştır. Fırat lacivert yanlış, siyah renkte ceket almıştır. Cem lacivert renkte kıyafet almıştır. O da yanlış, Cem siyah ceket almıştır. Doğru cevap Bursa. Evet arkadaşlar, yani görüyorsunuz bakın hep aynı mantıkta gidiyor. Şunu oluşturduktan sonra sorulara cevap vermek gerçekten çok kolay. Ama tabii bunu oluştururken sizin pratik yapmanız lazım ve lütfen şu benim dediğimi yapın. Soruyu ekranda büyüttüğüm zaman, daha doğrusu bilgiyi, bir önce siz kağıt kalem kullanarak tabloyu oluşturmaya çalışın. Ondan sonra benim tabloyla örtüşüyor mu örtüşmüyor mu, ya da soruları açtığımda sizin elde ettiğiniz tabloyla o soruları çözebiliyor musunuz, çözemiyor musunuz? Buna bir bakın. Evet, yeni bir senaryo arkadaşlar. Evet, gene uzun bir soru. Deneyeceğiz bakalım neymiş. Bir albümde X, Y, Z şarkıcılarına ait üçer şarkı bulunmaktadır. Albümde bulunan şarkıların isimleri A'dan K'ya kadar şunlar bilinmektedir. Aynı şarkıcıya ait C ve V şarkılarından biri ve albümde ilk, diğeri albümde son şarkıdır. Albümdeki üçüncü şarkı X'e ait olan K şarkısı, yedinci şarkı Y'ye ait olan B. Evet, şimdi arkadaşlar, şimdi ikinci bilgi bizi tamam netlik kazandırdı. Hatırlarsanız sayılara göre sıralama yapıyorsa daima sayıyı baz alın demiştik. 1'den 9'a kadar numara vereceğim. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olsun. Şöyle böleyim de arkadaşlar birbirine de karışmasın. Tamam. Şimdi aynı şarkıcıya ait C ve F şarkılarından bir albümde ilk, diğeri son şarkıdır. Şurası C olsun. Şurası da F olsun. Tabii bu ikisi yer değiştirebilir. Aynı şarkıcıya ait diyor. Şarkıcıları da üste yazayım arkadaşlar. Şarkıcıları da üste yazayım. Bu üçgense bu da üçgen olacak diyelim. Hangi şarkıcı olduğunu bilmiyoruz. Sembolik olarak bir işaret koyuyorum. Aklımda aynı şarkıcıyı temsil ettiğini dursun diye, göstersin diye. Albümde üçüncü şarkı X'e ait olan K şarkısıdır. Tamam, şurası da K'ymış ve X'e aitmiş. Yedinci şarkı Y'ye ait olan B şarkısıdır. Şurası da B, burası da Y'ye ait. H'tan hemen sonra D, D'den hemen sonra E şarkısı çalınmıştır. Şimdi H, D, M, bunlar arka arkaya üçlü olması lazım. Dikkat ederseniz sığdırabileceğimiz tek yer 4, 5, 6. Arka arkaya 3 tane boşluk, bir tek 4, 5, 6 da var. H'den hemen sonra D, D'den hemen sonra da E şarkısı çalınmıştır. Bunu da yerleştirdik. Ve üçü de farklı şarkıcı aittir. Ha, bunların üçü de farklı şarkıcı olacak. Biri X, diğeri Y, diğeri de Z olacak. G ile K şarkıları arka arkaya bulunmaktadır. G ile K. K 3 numara olduğuna göre arkadaşlar G 2 numarada.
A ile E aynı şarkıcıya aittir. A ile E. Dikkat ederseniz A için bir tek boşluk kaldı. O da bu. A ile E aynı şarkıcıya ait dediği için şöyle sembolik olarak ona da kutu koyuyorum. Son bilgi, aynı şarkıcıya ait olan 2 veya 3 şarkı albümde ardı arda gelmemektedir. Ha, o zaman arkadaşlar ardı arda olan şarkıların hepsi farklı kişilere ait. Hepsi farklı kişilere ait. Tamam mıdır? Ardı arda gelen şarkıların hepsi farklı kişilere ait. Şimdi bir de bakalım şarkıcıları yerleştirebiliyoruz mu, yerleştiremiyoruz mu? Buna bakalım. Arkadaşlar şimdi ardı arda gelen şarkılar farklı şarkıcılarındır diyor. O zaman bir kere şu kare sembolünün Y olması mümkün değil. Bu Y değil. Anlaştık mı? Bakın o Y değil. Ya X ya da Z. Şimdi X olması durumunda nasıl bir dağılım yaparız? Ya da Z olması durumunda nasıl bir dağılım yaparız? Arkadaşlar şu 3 şarkıda farklı şarkıcılara aitti değil mi? Bakın şu bilgi farklı şarkıcılara aitti. O zaman bunlardan birisi X, birisi Y, birisi Z olacak dedik. Şimdi deniyorum arkadaşlar bakın tutmazsa sileceğim, değiştireceğim. Şimdi şunu... Altı ve sekiz numaralı şarkıların X'e ait olduğunu varsayalım. Eğer X'e ait değilse silip Z'ye aittir diyeceğim. Deniyorum dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar şu ikisinin de bu durumda Y olması mümkün değil. Neden? Neden diyeceksiniz? Şunlardan birisi Y olmak zorunda mı? Hatırlarsanız bu üçü farklı şarkıcılara ait diyordu. Bunlardan birisi Z, Y olmak zorunda. Eğer biz bunlara Y dersek ortaya Y kalmaz. O zaman üçgen de Z olmalıdır diyorum. Deniyorum. Bu da Z olsun dedim. Evet, şimdi son noktayı koyacağız. Arkadaşlar, şurası Y olacak o zaman mecburen. Çünkü 2 numara Z ya da X olamaz. Arka arkaya çalınan şarkıcılar... Farklı şarkıcılarındır diyordu. Demek ki şurası Z, şurası Y ya da yer değiştirebilirmiş. Evet, şimdi yerleştirdik. Şimdi gelelim ikinci alternatife. Onu da altına çizeyim. O oluyor mu bakalım. Evet, uğraştırıcı bir soruymuş. Hangi alternatif diyeceksiniz? Arkadaşlar şu ikisinin Z olma durumu da söz konusuydu. Ona bakacağım. O da oluyor mu diye. Şarkı sıralamasında bir sıkıntı yoktu. Sadece şarkıcılar bölümünde problem vardı. Bakacağım o ikisi de Z oluyor mu? Şimdi bilgileri tekrar yazalım. Üçüncü şarkı X'indi. Yedinci şarkı Y'nindi. İlk ve son şarkılar aynı kişinindi. Şimdi şunların Z olduğunu kabul edersek dedik. O zaman mecburen 4-5-6 farklı şarkıcılardı. Arka arkaya gelen şarkılar da aynı şarkıcıya ait değildi. Mecburen Y, X oldu. Evet, mecburen şu ikisine de Y mi demek zorunda kaldık? Aynı şarkıcıya ait olduğu için kaç tane Y oldu? 4 tane oldu. Ha, o zaman o ikisine X diyelim dedik. Bu sefer gene dikkat ederseniz 4 tane X oldu. Gene yerleştirmeyi yapamadık. Yani ilk düşüncemiz doğruymuş arkadaşlar. Alttaki tabloyu siliyorum. İlk düşüncemiz doğruymuş. Yani şarkıcıların da yeri sabit kaldı. Tabi C ve F şarkıları hariç. Onların yerini değiştirebiliyoruz. Şimdi bunu alalım. Sorulara bir bakalım.
Şarkılarından hangileri X'in şarkısıdır? Şimdi arkadaşlar X'in şarkıları belli. Yerleri net. K, E ve A. Dikkat ederseniz burada bir tek A var. Doğru cevap yalnız 1 olmuş oldu. İkinci sorusuna bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Albümde B'den hemen önce X'in şarkısı vardır. Bakalım B'den hemen önce X'in şarkısı var. Doğru. C'den hemen sonraki şarkı G'dir. Olabilir. Çünkü C ile F yer değiştirebiliyordu. Albümde A'dan hemen sonraki şarkı F'dir. Dediğim gibi olabilir. Albümde F'den hemen sonraki şarkı Y'dir. Arkadaşlar bu kesin yanlış. F'yi bu tarafa alsanız da F'den hemen sonra gelen G oluyor. Y olması. Ha pardon, şarkı Y'ye aittir demiş. Doğru, Y'ye ait olabilir. Albümde E'den hemen sonraki şarkı Z'ye aittir. E'den hemen sonraki şarkı Y'ye aittir arkadaşlar. Z'ye değil. Doğru cevap Edirne. Evet arkadaşlar, iki soruymuş. İki soruluk bir tabloymuş. Şimdi geldik başka bir soruya, başka bir tabloya. Ona bakalım. Yeni bir soru daha. Bir doktora sabah veya öğlen muayene olacak Arda, Buse, Cem, Demet, Ersin, Fatma, Gamze ve Hülya adlı kişiler aşağıdaki koşullara göre planlanacaktır. Tablodaki her hücrede en az bir kişi bulunacaktır. Yani bizim buna göre yapmamızı istiyor. Biz de buraya çizelim arkadaşlar. Bunu pazartesi, salı, çarşamba, sabah ve öğlen diye şöyle bir tablo yapalım biz de. Tablodaki her hücrede en az bir kişi bulunacaktır ve herkes yalnızca bir kere muayene olmuştur. Yani tabloda boşluk kalmayacak arkadaşlar. En az bir kişi yazmış olacaksınız ki toplam kaç kişi var? 8 kişi var. Yani herhangi ikisinde, herhangi bir günde 2 tane, diğer günlerde 3 ya da 4 tane olabilir. Arda ve Fatma aynı gün farklı zamanlarda muayene olmuştur. Şimdi arkadaşlar bunu yazamıyorum şu an. Aynı gün farklı zamanlar. Belli değil. Salı mı, çarşamba mı, pazartesi mi? Bu bilgiyi geçtim. Çarşamba günü sabah muayene olan iki kişiden biri Cem'dir. Ha. Şimdi bir kere burada Cem var ve ikinci bir kişi daha olacak. Çarşamba günü sabah. Arda ve Ersin öğlen muayene olmuştur. Onu da şuraya belirtelim. Arda ve Ersin öğlen bölümünde yer alacak. Demet ve Gamze pazartesi günü. Fatma ve Hülya salı günü muayene olmuştur. Şimdi Demet ve Gamze pazartesi günü, D ve G. Fatma ve Hülya salı günü. Fatma ve Hülya salı günü muayene olmuştur. Salı ve çarşamba günleri yapılan muayene sayısı, salı ve çarşamba günleri yapılan muayene sayısı eşit pazartesi günü yapılan muayene sayısından fazladır. Arkadaşlar toplam 8 kişi vardı. Salıyla çarşambayı eşit, pazartesiden fazla tutmam için mecburen 3-3-2 dağılımını yapmam lazım. Yani pazartesinin 2, salı ve çarşambanın 3'er olması lazım. E şimdi pazartesi Demet ve Gamze olduğuna göre biri sabahsa diğeri de öğlen olacak. Bunlar tabii kendi aralarında yer değiştirebilirler. E salı günü Fatma ve Hülya'ydı. Şimdi bunlar aynı seans mı, farklı seans mı belli değil. O da dursun. Bir bilgi daha vardı. Arda ve Fatma aynı gün farklı zamanlarda muayene olmuştur. Ha, bir dakika şimdi. Fatma salı değil miydi? O zaman Arda da salı. Ve Arda'nın muayene olduğu zaman hangi dilim? Öğlen. O zaman Arda buradaysa farklı dilimler diyor. Fatma sabah. Evet, Arda ile Fatma'dan da kurtulduk. Hülya'nın yeri belli değil. Son olarak Ersin öğlen. O zaman Ersin de burada. Ersin'den de kurtulduk. Evet. Şimdi arkadaşlar bir kişi kaldı. O da kim? Arda'yı yazdık. Buse.
Şimdi arkadaşlar, Hülya Salı günü hangi vakit olduğu belli değil ama Salı günü 3 kişi yaptı. Buse'yi nereye yazmamız lazım? Mecburen Çarşamba'ya. Çarşamba günü Cem'in yanında bir kişi daha mı olacaktı? Buse de diğer kişi o zaman dedik ve Buse'yi de buraya yerleştirdik. Arkadaşlar, yani şu an için Hülya'nın Salı günü olduğunu biliyoruz ama hangi vakit o belli değil. Demet ve Gamze'nin Pazartesi olduğunu biliyoruz ama hangi vakitler bu belli değil. Evet, şimdi sorulara geçelim. Tabloyu oturtturduk. Evet, sorumuz: hangileri çarşamba günü muayene olmuş olabilir? Çarşamba günü arkadaşlar muayene olmuş olabilir sorusu net. Çarşamba günü kimin muayene olduğu belli. Cem, Buse, Ersin. Buse ve Ersin öncüllerde var. Doğru cevap 2 ve 3. Bakın, gördüğünüz gibi çok basit oluyor. Hani şunu yaptıktan sonra sorulara cevap vermek çok basit oluyor. Tabloyu da alalım. Yukarıdaki çiftlerden hangileri farklı günlerde muayene olmuştur? Farklı günlerde. Arda versin. Evet. Arda versin, farklı gün. Bir numara olur. Buse Cem. Hayır. Aynı gün. Buse Fatma. Evet. Buse ile Fatma da farklı günlerde muayene olmuş. Doğru cevap Edirne 1-3. Kesinlikle yanlıştır. Sabah ve öğleye yapılan toplam muayene sayıları birbirine eşittir. Arkadaşlar, Hülya'nın yeri belli olmadığı için bir şey diyemiyoruz. Eğer öğlendeyse doğru olur. 4'e 4. Ama sabahtaysa sabah 5, öğlen 3 olur. Belli değil. Salı günü sabah bir kişi muayene olmuştur. Dediğim gibi Hülya'dan kaynaklı belli değil. Arda ve Buse aynı zaman diliminde muayene olmuştur. Hayır, Arda öğlen, Buse sabah. Demet ve Ersin farklı zaman diliminde muayene olmuştur. Demet ve Ersin, Demet'in yeri belli olmadığı için buna da bir şey diyemiyoruz. Fatma ve Gökhan farklı günlerde muayene olmuştur. Fatma ve Gökhan farklı günlerde muayene olmuştur. Bu da belli değil. Bir şeyi atladık. Ha, pardon, yanlış arıyormuşuz arkadaşlar. Ben soruyu yanlış okumuşum. Arda ve Buse aynı zaman diliminde muayene olmuştur diyor. Arda ve Buse'nin aynı zaman diliminde muayene olmadığı kesin yanlış. Evet arkadaşlar, doğru cevap Ceyhan. Kusura bakmayın, soruyu yanlış okumuşum ben. Doğrudur arıyormuşuz gibi okudum. O yüzden hiçbiri olmadı dedim. Evet arkadaşlar, son soruya bakalım. Bu sorunun son sorusu. Hülya'nın sabah muayene olduğu biliniyorsa, şimdi arkadaşlar Hülya'nın sabah muayene olduğu biliniyorsa, o zaman Hülya'yı buradan alıp bizim sabaha yazmamız lazım. Demek ki Salı sabah muayene olmuş. Burayı kaldırdık artık. Kesinlikle doğrudur. Demet sabah muayene olmuştur. Demet belli değil. Demet'le Gamze yer değiştirebiliyor. Akşam toplam 3 muayene olmuştur. Evet, doğru. Akşam toplam 3 muayene olmuştur. Doğru cevap Bursa. Arda ve Demet aynı zaman diliminde muayene olmuştur. Dediğim gibi Arda ve Demet'in zaman dilimlerinin aynı olup farklı olma durumu yer değiştirmeye göre değişiyor. Ersin ve Gamze aynı zaman diliminde muayene olmuştur. Ersin ve Gamze gene Gamze ile Demet'in yer değişimine bağlı olarak yer aynı zamana da gelebilir, farklı zamana da gelebilir. Demet ve Fatma farklı zaman dilimleri. Demet'in yeri belli olmadığı için arkadaşlar bu şıkka da net cevap veremiyoruz. Doğru cevap Bursa olur. Evet. Yeni sorumuz arkadaşlar. Bir çeviri bürosunda İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerini bilen Akif, Barış, Ceyda, Demir, Filiz, Evren ve Hasan adlı kişiler çevirmen olarak çalışmaktadır. Bu büro ve çalışanlarla ilgili şunlar bilinmektedir. İki kişi İngilizce,
4 kişi Almanca ve 2 kişi Fransızca bilmektedir. Şimdi İngilizce'de 2 kişi olacak. Almanca'da 4 kişi olacak. Fransızca'da 2 kişi olacak. Akif İngilizce. Bakın hemen bir kişiyi söyledi. Akif İngilizce. Hasan Almanca. Hasan Almanca. İyi, bakın bunun da yeri belli artık. Demir ve Filiz aynı dilleri bilmektedir. Ya o zaman dikkat ederseniz İngilizce'de kontenjan kalmadı. Ya Almanca'dalar ya da Fransızca'dalar. Bir dursun o. Ceyda Fransızca bilmektedir. Evet, çok güzel oldu. Şimdi Ceyda'nın Fransızca bildiğini söyledi. O zaman Demir ve Filiz mecburen nerede olacak arkadaşlar? Almanca'da. Demir, Filiz. Çünkü sadece iki kişiyi yazabileceğim tek kontenjan Almanca'da var. Devam. Birden fazla dil bilen bir kişidir. Almanca ile Fransızca dillerini bilmektedir. Birden fazla dil bilen bir kişidir. Almanca ile Fransızcayı bilmektedir. O zaman arkadaşlar Ceyda olabilir o. Buraya da gelebilir. Ya da Hasan olabilir. Buraya da gelebilir. Demir olabilir. Filiz olabilir. Şu an bu dört kişiden biriymiş gibi duruyor. Bakalım. Evren ve Hasan birer dil bilmektedir ve bunlar da birbirinden farklıdır. Şimdi arkadaşlar Evren ve Hasan birer dil bilmektedir. Bunlar da birbirinden farklıdır. O zaman Hasan'ın buraya gelme şansı kalmadı. Şimdi o zaman arkadaşlar Evren ya İngilizce'de ya Fransızca'da. Biz tabloyu ikiye bölelim şuradan. Gerçi bir dakika. Şurayı biraz aşağıya alayım. Şunu tekrar yazayım ben. Akif, Hasan, Demir, Filiz, Ceyda. Şimdi Evren'in Fransızca'da olduğunu kabul edersek, ya dediğim gibi İngilizce'de ya Fransızca'da, Evren Fransızca'da olsun ya da İngilizce'de olsun. İki durum söz konusu. Evet, şimdi arkadaşlar o zaman iki dil bilen kişi Demir olamaz. Çünkü bu sefer 3 olur. Filiz olamaz. 3 olur. Mecburen 2 dil bilen kişi kim olacak? Ceyda. Barış da İngilizce'ye kaldı. Barış'ı da buraya yazdık. Evet. Dağılım tamam. Şimdi buraya geldik. Şimdi 2 dil bilen kişi kim arkadaşlar? Bu sefer sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü 2 dil bilen Demir olabilir. Filiz olabilir. Ve hatta Barış bile olabilir. Çok fazla ihtimal var. İkinci tabloyu doldurmuyorum. Şöyle Barış'ı dışarıda bırakıyorum. Barış'ı dışarıda bırakıyorum. Tamam mı? İkinci tabloda bakın. Tekrar söylüyorum. İki dil bilen Demir olabilir. Filiz olabilir. Barış olabilir. Hatta Ceyda da olabilir. Yani bu çok fazla ihtimal içeriyor. O yüzden ikinci tabloyu bu şekilde bırakıyorum. Sorulara geçelim diyorum. Tabloyu tekrar getirdik. Şimdi soruları okuyalım. Kesinlikle doğrudur. Ceyda ve Demir aynı dili bilmektedir. Arkadaşlar, evet, birinci tabloya göre doğru. Ceyda ve Demir aynı dili bilmektedir. Ama ikinci tabloya göre bilemem. Belki iki dil bilen Barış'tır. Bu iki boşluğa Barış gelir. Ceyda ile Demir aynı dili bilmeyebilir. A şıkkı kesin değil. Barış ve Filiz farklı diller bilmektedir. Şimdi birinci tabloya göre doğru gene ama ikinci tabloya göre bilemiyorum. Çünkü Barış buraya da gelebilir, buraya da gelebilir. Bu da değişkenlik gösteriyor. Barış iki dil bilmektedir. Dediğim gibi belli değil. Demir Almanca bilmektedir. Evet, kesin arkadaşlar. Her iki durumda da dikkat ederseniz Demir Almanca bilmektedir. Doğru cevap Denizli. Evren İngilizce bilmektedir. Gördüğünüz gibi ilk tabloda Evren'in İngilizce bilmeme durumu söz konusu.
Kesinlikle yanlıştır. İki dil bilen kişi Filiz'dir. Birinci tabloya göre evet kesin yanlış. Ama ikinci tabloda iki dil bilenin Filiz olma ihtimali var. İki dil bilen kişi Demir'dir. Birinci tabloya göre yanlış, doğru. Ama ikinci tabloya göre iki dil bilenin Demir olma ihtimali var. İki dil bilen Ceyda'dır. Birinci tabloya göre doğru. İkinci tabloya göre net değil. Yanlış da olabilir, doğru da. Akif'le Evren aynı dili bilmektedir. Bu ikinci tabloda doğru ama birinci tabloda yanlış. Evren ile Barış aynı dili bilmektedir. Arkadaşlar Evren ile Barış'ın yan yana gelmesi mümkün değil. Birinci tabloya da dikkat edin. Barış ile Evren farklı diller. İkinci tabloda da İngilizcenin kontenjanı 2 olduğu için Barış'ın İngilizceye gelmesi mümkün değil. Yani E şıkkı da kesinlikle yanlış olmuş olur. Aynı dili bilmeleri mümkün değil. Farklı diller bilmektedirler. Bir sonraki sorusu. Evren'in Fransızca bildiği biliniyorsa. Şimdi arkadaşlar Evren'in Fransızca bildiği biliniyorsa. O zaman biz alttaki tabloya bakmıyoruz. Üstteki tabloya bakıyoruz. Evren Fransızca da. Kesinlikle doğrudur. Ceyda iki dil bilmektedir. Evet, Ceyda iki dil bilmektedir. Doğru cevap Adana. Öbür şıklara da bakalım. Barış iki dil bilmektedir. Yanlış. Sadece İngilizce. Barış ve İlaki farklı diller bilmektedir. Yanlış. Aynı dili yani İngilizceyi biliyorlar. Filiz Fransızca bilmektedir. Yanlış. Filiz sadece Almanca. Barış ile Demir aynı dili bilmektedir. Bu da yanlış. Barış İngilizce, Demir Almanca. Doğru cevap Adana olacaktı. Ve son sorusu arkadaşlar. Filiz'in iki dil bildiği biliniyorsa. Şimdi arkadaşlar birinci tabloda olmaz bu iş. Filiz iki dil bilemez birinci tabloda. O zaman ikinci tabloyu kastediyor. O zaman burası Filiz olmak zorunda. Burası Filiz oldu. Barış da nereye gelecek arkadaşlar o zaman? Barış da Almanca'ya gelecek. Evet. Şimdi ikinci tabloda oturmuş oldu. Barış İngilizce bilmektedir. Yanlış. Almanca biliyor. Evren İngilizce bilmektedir. Evet arkadaşlar. Evren İngilizce bilmektedir. Doğru cevap Bursa. Barış Fransızca bilmektedir. Yanlış. Demir Fransızca bilmektedir. Yanlış. Evren Almanca bilmektedir. Yanlış. Doğru cevap Bursa olmuş oluyor arkadaşlar. Bu videonun da son sorusuna geldi sıra. Arkadaşlar okuyalım bakalım. Bir bölgesel atletizm turnuvasına 5 farklı ilden 11 atlet katılmıştır. İsimleri geçiyorum. Yarışmanın sonuçları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Cem 1. Kemal 5. Hasan 11. olmuştur. Gene dikkat ederseniz sayılara göre sıralama yapmamızı istiyor. Biz bir sıralama hazırlayalım önce. 1. 2. 3. 4. böyle 11'e kadar bir yazalım. Şöyle ortadan da şunları ayırayım. Şöyle ayıralım. Cem 1. olmuş. Cem 1. oldu. Kemal 5. oldu. Hasan 11. oldu. Hasan 11. oldu. Antalya'dan katılan atletlerin yarışı ard arda tamamlamamışlardır. Tamamlamışlardır. Özür diliyorum. Ha şimdi arkadaşlar il bazına da girdi olay. O yüzden şu Cem, Kemal ve Hasan illerini de yazalım. Cem nereden katılıyor? Adana'dan. Burası Adana olacakmış. Kemal Antalya'dan katılıyor. Hasan da Hatay'dan katılıyor. Burası da Hatay olacakmış. Evet. Antalya'dan katılan atletlerin yarışı ard arda tamamlamışlardır. Arkadaşlar şimdi Antalya'dan katılan atletler yarışı ard arda tamamladığına göre ya 4 numara Antalya ya da 6 numara Antalya. Ne yazık ki iki ihtimali de göz önünde bulundurmam gerekiyor. Ortadan böldüm arkadaşlar. Cem şurada, Kemal şurada, Hasan şurada dedim. Ve şimdi gelelim Antalya'dan katılan atletlere. Antalya'dan katılan atletler Kemal ve Levent. O zaman Levent
ya 6. oldu ya da 4. oldu arkadaşlar. Antalya'dan katılan atletler yarışı art arda tamamlamış oldu. Ya 6. olacak Kemal'e göre ya da 4. olacak. Kemal'e göre yazdık. Demir'den bir önce ve bir sonra yarışı tamamlayan atletler Mustafa ve Levent'tir. Ha, Demir Mustafa ile Levent'in arasında olacak. O zaman arkadaşlar ilk tabloya göre konuşuyorum. Levent 6. olduğuna göre Demir 7. Mustafa 8. İkinci tabloya göre konuşuyorum. Mustafa 2. Demir 3. Demir 3. olacak. Üçüncü ve yedinci olan atletler aynı ildendir. Şimdi birinci tabloya baktım. Üçüncü ve yedinci olan atletler aynı ildendir. Birinci tabloda Demir 7. oldu. Demir hangi ilden? Mersin. O zaman 7 numara Mersin'se 3 numara da Mersin olacak. Mersin'den katılan Efe. Aşağıdaki tabloya indim. Üçüncü ve yedinci olan atletler aynı ildendir. Dikkat ederseniz üçüncü Demir. O zaman yedinci gene Mersin yani gene F oldu. İyi. Bakın şunu garanti altına aldık. Üçüncü ve yedinci olanlar Mersin'den geliyor. Demir'le Efe. Yerleri değişiyor sadece. Yerleri değişiyor. Adana'dan katılan atletler yarışı ard arda tamamlamamıştır. Şimdi Adana'dan katılan atletlerden bir tek Cem'i tabloya yazdık. O zaman Arda ve Bülent duruyor. Bunlar yarışı ard arda tamamlamayacak ama. Yani birinci tabloda 9 ve 10'a yazamam. İkinci tabloda da 8-9 ya da 9-10'a yazamayacağım. Başka kim kaldı arkadaşlar yerleştiremediğimiz? Mersin tamam, Demir'le Efe. Hatay, Faruk, Hasan. Hasan'ı yazdık o zaman, Hatay'dan Faruk var. Boşta kalan. Antalya'dan Kemal, Levent ikisini de yazdık. Burdur'dan Mustafa, Niyazi. Mustafa yazıldı arkadaşlar. Niyazi yazılmadı. Niyazi o da Burdur. Evet, şimdi tablomuzu alalım, sorulara taşıyalım bakalım. Şimdi sorulardaki bilgilerle örtüştürmeye çalışalım. Arkadaşlar bu sefer de gene 11 dışarıda kaldı. Allah'tan 11 kesin Hasan'dı. Hatay Hasan olacak. 11'i zaten soruda bilgi olarak vermişti. O dışarıya çıktı gene. Gözükmüyor şu an. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bülent ikinci olmuştur. Arkadaşlar birinci tabloya göre Bülent'in ikinci olma ihtimali var mı? Mümkün değil, yok. Neden yok? Adana'dan gelen atletler yarışı ard arda tamamlamamış olacaktı. Dikkat ederseniz soruda böyle bir bilgi vardı. Benim Bülent'i ikinci yapmam demek Cem'le Bülent'in ard arda gelmesi anlamına gelir. İkinci tabloda zaten Bülent'in ikinci olması mümkün değil. Yani Bülent ikinci olmuştur. Yanlış. Öbür şıkları okuyalım. Mustafa 8. olmuştur. Evet, dikkat ederseniz doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Kesinliği yok. Niyazi ikinci olmuştur. Arkadaşlar birinci tabloda ikinci olan kişinin Niyazi olma ihtimali var. Dikkat ederseniz elimizde kalan 4 kişiden Niyazi'yi 2 numaraya yazabiliriz. Efe üçüncü olmuştur. Birinci tabloya göre evet, ikinci tabloya göre hayır. Yani kesin değil. Arda dokuzuncu olmuştur. Arkadaşlar Arda boşta. Biz onu ilk tabloda 9'a da yazabiliriz. İkinci tabloda da 9'a yazabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Yani doğru cevap Adana'dır. Kesin doğru olan. Pardon, kesin yanlış olan. İkinci soruya geçelim. İkinci soruda ne demiş bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Mustafa ikinci olmuştur. Mustafa arkadaşlar ikinci tabloya göre evet ama birinci tabloya göre yanlış. Yani gene kesinlik yok. Demir yedinci olmuştur. Birinci tabloya göre evet ama ikinci tabloya göre hayır. Gene kesinlik yok. Levent dördüncü olmuştur. Birinci tabloda hayır ama ikinci tabloda evet. Yani gene kesinlik yok. Üç ve yedinci olan atletler Mersin'den katılan yarışmacılardır. Evet arkadaşlar. Üç ve yedinin Mersin olduğunu, hatta soruyu çözerken demiştik kesin ve net olan bir tek bilgi üç ve yedinin Mersin olduğuydu. Doğru cevap Denizli.
8. ve 3. olan atletler Adana'dan katılan yarışmacılardır. Bir kere mümkün değil. 3 numaranın Mersin olduğunu bildiğimiz için E şıkkı kesinlikle yanlıştır dedik. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Faruk'un 6. olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi arkadaşlar Faruk'un 6. olduğunu biliyorsak. Şimdi bu birinci tabloyla mümkün değil. 6. olan Levent. O zaman Faruk'un 6. olduğunu biliyorsak şurası Faruk olacak. Birinci tabloyla işimiz yok. Buraya bakmıyoruz bakın. Buraya bakmıyoruz. Alttaki tabloya bakacağız. Faruk gitti. Şimdi Arda ve Bülent ve Niyazi kaldı. Arda, Bülent, Niyazi'yi buraya nasıl yerleştirebilirim? Arkadaşlar Adana'dan katılan yarışmacılar arda arda gelmeyecekti. O zaman mecburen ortaya Niyazi'yi almam lazım. 9 numaraya Niyazi'yi alacağım. 8'e Arda'yı, 10'a da Bülent'i alacağım. Tabii Arda ile Bülent kendi aralarında yer değiştirme özgürlüğüne sahipler. Ama Niyazi 9'da olmak zorunda. Bülent 10. olmuştur. Belli değil arkadaşlar. Yanlışı arıyoruz. Arda 8. olmuştur. Bu da belli değil. 8 de olabilir 10'da. Bülent 8. olmuştur. Tekrar söylüyorum, Arda ve Bülent kesinlik yok. Efe 7. olmuştur. Bakıyorum, bu doğru. Bu doğru. Niyazi 8. olmuştur. Bu mümkün değil arkadaşlar. Niyazi'nin 9 numarada olması lazım. Eğer Niyazi 8'e gelirse Arda ile Bülent arka arkaya yarışı bitirmiş olur. Bu da sorunun koşullarından birisi olan Adana'dan katılan yarışmacılar arda arda bitirmemiştir koşulunu çürütür. O yüzden Niyazi'nin 8 olması mümkün değil. Niyazi 8 olursa Adana'dan katılanlar arda arda gelir. Doğru cevap Edirne olmuş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoyu da burada bitirdik. Sözel mantık sorularına elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Dilimiz sürçtüyse affola. Arkadaşlar bu videolarda sözel mantık sorularına denemeye çalıştık, soru çözdürtmeye çalıştık ama sizin işte biraz daha pratik yapmanız lazım bu bölümle ilgili. Çözümlerde kafanıza takılan bir şey olursa eğer tekrar videoyu başa alıp bir daha izlemenizde fayda var arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.